Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Öğleden sonraki vergi seansına geçmeden önce ben yine birazdan makroekonomiden bahsedeceğim. Bugün makroekonomi biraz daha ön planda oldu sabahtan bu yana ama 2014 yılında gerçekten gerek şirket politikaları gerek devlet politikalarını hakikaten şekillendirecek birçok unsur var. Makroekonomik açıdan gerek yerel gerekse global bazda. Şimdi başlayalım. Öncelikle biraz 2013 yılından çok kısaca bahsedeceğim. Makroekonomik verilerle ne gibi şeyler deneyimledik bu sene. Sonra BDDK, Merkez Bankası politikaları ve bunun yanı sıra yerel seçimler ve Fed tabii ki en önemlisi. Bu politikaların ekonomik etkilerinden bahsederek 2014 ilişkin beklentileri anlatacağım. Ve son olarak da vergi seansına geçiş öncesi çok hafif bir makroekonomik beklentilerle vergilerden ne bekliyoruz ondan bahsedeceğim. ...2013'e baktığımız zaman biliyorsunuz ki 2011 ve 2012 yıllarında çok güçlü ekonomik büyüme rakamlarıyla karşılaştık. 2010 ve 2011'de. 2012'de bu biraz geriledi ikiler seviyesinde. 2013'e baktığımız zaman ekonomik aktivite bazında özel tüketimde göreli olarak daha bir miktar iyileşme gördük. Ancak 2013'te daha çok kamu sektörü destekli bir büyüme görüyoruz. Ama tabii ki özel tüketimde dediğim gibi relatif olarak, göreli olarak bir artış var. Bu kapsamda 2012'ye göre daha yüksek bir büyüme öngöreceğiz. Sabah Kerem Hoca'nın da bahsettiği gibi yaklaşık 3.6-3.8 seviyelerinde gerçekleşeceğini bekliyoruz biz de. Bu yıl sanayi üretiminde biraz dalgalı bir seyir var. Bir ay iyi bir veriler geliyor, bir ay veriler daha beklentilerden daha düşük geliyor. O anlamda sanayi kapsamında, harcamalar kapsamında ekonominin daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz ama gelir tarafında, üretim kapsamında çok net bir şeyden bahsedemiyoruz. Bu yılın en önemli verisi enflasyon oldu. Bunun sebebi temelde bir, TL'deki değer kaybı. Hepinizin bildiği üzere Mayıs ayında Fed'in uygulamakta olduğu, yaklaşık global krizin başlangıcı 2008-2009'dan beri uygulamakta olduğu genişleyici para politikalarının artık azaltılmaya başlanması beklentisiyle gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları başladı. Türkiye'de bundan etkilenen ülkelerden bir tanesi oldu. Bu anlamda burada yaşanan TL'deki değer kaybı bizim enflasyonumuzu yükseltti. Bunun dışında gıda fiyatlarında artış gördük. Ve tabii ki dediğim gibi hani çok yüksek olmasa da göreli özel tüketim artışı da buradaki enflasyonu etkileyen unsurlardan biri oldu. Cari açık, bütün derecelendirme kurumlarının baktığı veri bu. Bizim kırılganlığımızı gösteren veri. Şimdi bunu nereden baktığınıza göre değişiyor. Aslında bakıldığı zaman, veriye ham verilerle bakıldığı zaman, hiç bir şeyden arındırmadan baktığımız zaman cari açığın derinleşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bunda özel tüketim ve aynı zamanda para çıkışı etkili oldu. Ancak bunu altın ve enerjiden arındırdığımız zaman farklı bir bakış açısıyla o zaman bir miktar iyileşme görüyoruz. Bütçeyle ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Gelir yaratımında bir sıkıntı olmadı. Bütçe de işler yolunda gitti 2013'te. 2014'te de seçim yılı olmasına rağmen birazdan bahsedeceğim ama iyi gitmesini bekleyeceğiz. İşsizlik ve iş gücü piyasasında maalesef işler çok iyi değil. Çünkü sanayi üretiminde çok dalgalı bir seyir var. Ve bu anlamda burada bu işsizliğin çok etkilerini çok net hissedemedik. Onun için işsizlik rakamlarımız biraz daha yüksek seyretmeye devam ediyor. Burada borçluluğumuz önemli bir kriter. Bu TL'deki değer kaybı da özellikle reel sektör şirketleri açısından burada bir risk unsuru açıkçası. Bizim borçluluğumuz özel sektör başta olmak üzere artmaya devam ediyor. Gerek kısa vadeli borcumuz gerekse uzun vadeli borcumuz. Şimdi 2014 ilişkin beklentilere geçmeden önce sizlere böyle bir şey hazırladım. Bu sene 2014'ü daha doğrusu şekillendirecek 4 tane konu ve kurum var diyebiliriz. Bunlardan ilki Merkez Bankası. Merkez Bankası 2-3 senede çok aktif bir rol oynuyor ekonomide ve hakikaten başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Bu sene temel ihtiyatlı yaklaştığı şey enflasyon. Çünkü geçtiğimiz yıllara nazaran artık enflasyon daha büyük bir risk haline gelmeye başladı. Önümüzdeki yılki kur beklentileri de bunu etkileyecek. Bu anlamda sıkı para politikalarının 2014 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bunun tabii ki enflasyon, büyüme ve cari açık kapsamında etkileri olarak birazdan bahsedeceğim. BDDK çok önemli. Son kredi kartları ve kredi vadelerine ilişkin alınan önlemler
gerek makroekonomi, gerekse reel sektörde bir takım sektörleri farklı derecelerde etkileyecek. Diğeri FED, artık 2014'te kaçınılmaz bir şekilde ABD ekonomisinde son gelen verilerle birlikte de artık parasal genişlemenin azaltılmasını, bu tahvil alımların azaltılmasını bekliyoruz. Bu da tüm gelişmekte olan ülkelerde, hatta gelişen ülkelerde de kur, enflasyon ve faizi ciddi şekilde etkileyecek. Bizim yerel bazda yerel seçimlerimiz var. Bunun etkileri harcamalar bazında gözlenecek ki bu ekonomik büyümeyi birazcık destekleyecek yine. Ve bütçe açısından gözlenecek ama birazdan da göstereceğim üzere seçim yıllarında bütçenin çok fazla zarar görmediği görülüyor. Hani bunun yönetilebildiğini görüyoruz. Şimdi peki bir de şöyle bir durum var. Bizim yıllardan beri cari açığımız var. Yani bir politikaları aslında Merkez Bankası ve BDDK neden ihtiyaç duyuyor? Bakın buradaki grafikte kırmızıyla görmüş olduğunuz kredilerin yıllık değişim oranı. Bunun bir altında gördüğünüz sarı ise sadece enerji dışı cari açık. Yani kredilerle cari açığın ilişkisini burada çok net görüyorsunuz. Kredi artışı cari açıkta bir artışa yol açıyor. Temel sebep bu. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. 2010 yıllarında da bu ciddi bir şekilde yükselmiş krediler. Burada neden müdahale gelmedi? Bu evet gerçekten bir soru işareti. Ama buradaki grafikten de gördüğünüz üzere 2010 yılında enflasyonda daha aşağı yönlü bir trend vardı. Bu sene ise artık enflasyonda risk olduğu için Merkez Bankası da devreye girdi, BDDK da devreye girdi. Şimdi burada bu temel makroekonomik şeylerin amacı cari açığı düşürmek. Bunun için önce müdahale edilecekleri yer krediler. Kredilerdeki bir düşüş burada özel tüketimi etkileyecek ilk etapta. Özel tüketimde bir düşüş, bir üretimi düşürecek. Bu biraz daha orta vadeli. Çünkü düşük talepte şirketler daha az üretmeye başlayacaklar. Ve bu iki veri enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde etkide bulunacak. Şimdi özel tüketimin direkt etkisinden bahsedelim. Bu çok net. Özel tüketimin ekonomik büyüme üzerinde payında, içinde daha doğrusu %75'e varan bir payı var. Bu çok ciddi bir pay. Ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü risk yaratacaktır bu. Ancak enflasyona baktığımız zaman talep düşüşü burada enflasyonun düşüşüne sebep olacak. Üretim ise yine keza diğerinde talep enflasyonu düşürecekti. Üretimde ise maliyet enflasyonu daha düşük talep edeceği için burada bir düşüş olacak. Ve üretim düşüşü de gelir tarafından sanayi üretimiyle birlikte ekonomik büyümeyi biraz aşağı çekebilecek. Şimdi yalnız bu her şey böyle negatif etkide bulunmayacaktır. Burada esas yapılmak istenen, Türkiye'nin tasarrufları çok düşük. Diğer gelişmekte olan ülkelerle bir regresyon çizdiğiniz zaman hakikaten cari açık ve tasarruf arasındaki ilişkiyi çok net görebiliyorsunuz. Burada amaç tasarrufları biraz arttırmak. Yani kişilerin harcanılabilir gelirinin bir kısmını artık özel tüketime değil de biraz tasarrufa yönlendirmeye sağlamak. Tabii ki özel tüketimin büyük bir çoğunluğu ve üretilen ürünlerin büyük bir girdisi ithal mal olduğu için ithalatın da azalması bekleniyor. Bu ikisi dış ticaret açığını aşağı yönlü çekecek yönde. Yani bu anlamda bir pozitif bir etkisi olacaktır. Bu ise cari açığı düşürecek etkide. Şimdi buraya kredi notu yazdım. Kredi notu biliyorsunuz kredi kuruluşları Türkiye'nin dış kırılganlığına takılmış durumdalar ki haklılar. En büyük bizim en zayıf halkamız bu dış kırılganlık. Çünkü reel sektörün, özel sektörün çok fazla döviz borcu var. Aynı zamanda cari açığımız da yüksek ve kısa vadeli borçlara baktığınız zaman bunlar Merkez Bankası rezervleriyle karşılanamayacak seviyede şu anda. O kapsamda cari açığın düşüşü kredi notunu arttırabilir dedik. Bu biraz daha orta ve uzun vadeli ama biliyorsunuz ki derecelendirme kuruluşları bir şeyi realize olduktan sonra değil, olmadan önce yapıyorlar. Hani bu anlamda da olumlu bir, en azından görünümün pozitife çevirmesi gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Bu ise yabancı yatırımları yukarı çekecektir. Yabancı yatırımların yukarı çekilmesi ise ekonomik büyümeyi bir taraf düşürürken bir tarafın biraz daha yukarı çekebileceğini görüyoruz. Ama burada şimdi dediğim gibi bu yatırım tarafı biraz daha orta ve uzun vadeli. Ama tüketim tarafı, özel tüketimin direkt etkisi biraz daha kısa vadeli ve burada içinde %75 bir pay olduğunu düşünürsek ciddi anlamda bir etki bekleyebiliriz bu tarafta. Bir de bunun vergi unsuru var. Özel tüketimdeki bir düşüş gerek dahilde alınan, gerek ithal mallar üzerinde alınan KDV'de bir düşüşe neden olacak ki bu bütçe gelirleri açısından birazcık
negatif bir unsur. Bu bütçe açığını hafif yukarı çekebilir ama Türkiye gelir yaratma konusunda başarılı diyebiliriz. Birazdan da göstereceğimiz üzere Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Özellikle bu öğretmen alımlarının artmasıyla alakalı olarak şu an planladığımızdan farklı şeyler olursak vergi artışlarına gidebiliriz dedi. Bu anlamda burası da pozitif bir durumla karşılaşabilir. Şimdi size çok az şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu son BDDK'nın kredi kartları politikalarını ve krediler üzerindeki vade politikaları nasıl etkide bulunacak? Şimdi birincisi öncelikle bankalara bakalım. Bankaların kredi artış hızında özellikle bireysel kredilerde çok ciddi bir şekilde azalma meydana gelecek. Sabah TEB'ten Aşkın Bey'in de söylediği gibi bankalar biraz bireyselden KOBİ ve kurumsal tarafına geçeceklerdir bu sene stratejilerinde. Ancak bu kararlardan şu an hali hazırda isim vermeyeceğim ama bir takım bankalar bireyselde ve özellikle kredi kartlarında çok aktifler. Bu bankaların gerçekten etkilenmesi beklenebilir ve strateji değişikliklerine gitmesi beklenebilir. Yine komisyon gelirlerinde bu krediler ve kredi kartları düşüşüne bağlı olarak azalmalar gözükebilecektir. Bu bankacılık sektörüne ilişkin olası beklentiler. Diğer bir beklenti otomotiv sektöründe. Biliyorsunuz otomotiv sektöründe de bir takım değişiklikler yapıldı. Tıpkı konut kredilerinde olduğu gibi artık belirli teminatlar isteniyor. Özellikle 50 bin liranın üzeri ve 50 bin liranın altı şeklinde ayrımlar yapıldı. Burada vade düzenlemesinin etkisi çok yüksek olmayacak. Zaten hani 36-48 ay vadede devam ediyordu sektör. Hani bu anlamda çok etkilenmeyebilir. Ancak 50 bin TL üzeri araç satan şirketlerde bir düşüş olabilir. Bu noktada finansman şirketleri devreye giriyor. Otomotiv sektöründe finansman şirketlerinin payı biraz daha artabilir. Bir takım otomotiv şirketleri hali hazırda bu tarz hizmet vermeyen şirketlerde bu tarz yapılanmalara gidebilirler. BDDK bu noktada da müdahale edebilir. Ki zaten artık BDDK değil ama Merkez Bankası birazdan da söyleyeceğim ama finansman şirketlerine Aralık ayından itibaren zorunlu karşılık yükümlülüğü getirdi. Artık finansman şirketleri de tıpkı bankalar gibi Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık bulundurmak zorunda olacaklar. Bu otomotiv tarafı biraz filo kiralama sektöründe canlanma getirebilecek. Bu da otomotive yönelikti. Şimdi gelelim elektronik sektörüne, perakende elektroniğe. Perakende elektronik bu BDDK'nın son krediler kararının en çok etkilenecek sektör olacak. Çünkü hali hazırda bu tarafta bir taksitte bir limit yoktu. Artık burada bir limit var ve bu limit 6 ay. Buradaki şirketlere baktığımız zaman özellikle halka açık şirketlerinden aldığımız datalara baktığımız zaman buradaki satışların %60'ına yakın varan kesimi taksitli satışlar oluşturuyor. Ve bu anlamda şirketlerin burada da yurt dışında olduğu gibi tüketici finansmanı ve senet tarafına kayması bekleniyor. Bu da bunlarda gerçekleşecek strateji değişiklikleri olabilir. Benzin ve gıdaya bakalım. Benzin ve gıdada çok fazla bir değişiklik beklemiyoruz. Zaten 2005'ten bu yana bu tarafta taksit yapılmıyordu. Mobilya ve beyaz eşyaya baktığımız zaman yine bu tarafta da çok fazla bir etki beklenmiyor. Çünkü bu sektör zaten kredi kartıyla çalışıyor ama senete çok alışkın bir sektör. O anlamda bu tarafta da bir çok fazla değişiklik beklemiyoruz. Peki 2014'te bu makroekonomik değişkenler dışında şirketler bazında ne gibi muhtemel uygulamalar görebiliriz? BDDK'nın az önce de söylediğim gibi tüketici finansman şirketlerine bu kredi kartı kararları sonrası biraz talep görülebilir. Şirketler bu tarz oluşuma gidiyor olabilirler. Ama az önce de bahsettiğim gibi bakın Merkez Bankası artık Aralık'tan itibaren bir zorunlu karşılık işine girdi. Bundan sonra da bir takım kararlar gelebilir. Geçtiğimiz yıl çıkan leasing finansman şirketleri ve factoring kanununda da ya belirtildiği üzere tıpkı yine Basel bankacılık sektöründe olduğu gibi bu tarafta da bir takım yükümlülükler, bir takım oranlar, standart oranlar getirilebilir. Bunlar olası muhtemel yükümlülükler. Bunların bir kısmı tüketimi düşürmek için, bir kısmı ise sektöre biraz daha dinamizm ve güçlülük kazandırmak için olacaktır. BDDK ve Merkez Bankası kararlarının ekonomi üzerindeki etkilerine baktık. Şimdi Fed'in kararlarının ekonomi üzerindeki etkilerine çok az değinmek istiyorum. Şimdi FED 2008-2009'dan sonra genişleyici para politikaları uyguladı. Piyasada tahvil alımlarına gitti. Ve faizler sıfırlar seviyesine kadar geriledi. Bu tahvil alımının azaltılması
Mayıs'tan beri konuşuluyor ama artık veriler biraz daha güçlü bir seyir gösterdiği için artık 2014'te bu beklenti realize olacaktır. Ve bu başta Amerika olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde faiz artışlarına sebep olacaktır. Ve az önce de belirttiğimiz ve Mayıs ayında da yaşadığımız üzere yine biraz daha hazırlıklı olsak da bence henüz bu etkileri bertaraf edebilecek politikalar yok. Bizim de tekrar sermaye çıkışı olacaktır. Bir tek bizde değil, tüm gelişmekte olan ülkelerde olacaktır. Bu kurları biraz daha yukarı çekecektir. Ve bizim cari açığımızın özellikle 2012'de %80'inden fazlası portföy yatırımlarıyla finanse edildi. Bu cari açık finansmanı kapsamında bir risk oluşturabilir. Ama kurların bir miktar pozitif etkisi olabilecek. O da dış ticaret tarafından. Kur artışı ithalatı biraz düşüreceği için dış ticaret ve cari açığı olumlu etkileyecektir. Ama tabii ki enflasyon kapsamında kur risk olmaya devam edecek. Şimdi burada bir de kırmızı kutucukta şeyden bahsettik. Kur riski artık gerçekten hani çok belirgin bir risk olarak karşıya çıktı. Bu anlamda özel sektörde türev enstrümanlara başvurması, özellikle dış borcu, döviz cinsinden dış borcu olan şirketlere bunun önerilmesi çok muhtemel ve makul görüyorum ben. Bir diğer 2014'ü şekillendirecek konu yerel seçimler. Bunun etkilerine baktığımız zaman büyük ölçüde Aralık ayından başlamak itibariyle seçim sonrasına kadar harcamalarda artış olacaktır. Bu ekonomik büyümeyi kamu harcamaları kalemi kanalıyla pozitif etkileyecek. Yani önümüzdeki dönem ilk çeyreğinde kamu tarafından güçlü bir etki görebiliriz büyüme tarafında. Ama yılın ikinci çeyreğinden itibaren bu artık tüm piyasa oyuncuları tarafından bekleniyor. Elektrik, doğalgaz fiyat artışları bekleniyor. Politika faizi artışı bekleniyor ama bunu şöyle algılamayın. Şu anda politika faizimiz bir haftalık, şu anki politika faizi bir haftalık repo faizi. Ama bunun belki değişiklikle hani direkt o 4,5 birden yükseltilmez de hali hazırda tavan olan, bu faiz koridorunun tavanı olan 7,5 seviyesi politika faizi olur. Bu şekilde bir artış olabilir dolaylı olarak. Ve vergi artışları görülebilir. Harcamaları bir kısmını daha finanse etmek adına. Ama şimdi geçmiş yıllarına baktığımız zaman tabloda da göreceksiniz. Mesela 2014'e bakalım, 2009'a bakalım ve 2014 bu önümüzdeki dönem. Bunlar yerel seçim yılları. Burada açık renkte görmüş olduğunuz daha çok gerçekleşmeleri gösteriyor. Kırmızı renk ise hedefi gösteriyor. Bakın 2004 yılında hedefin çok çok altında bir gerçekleşme olmuş. Bütçe açığı bölü milli gelirde. 2009'da çok yüksek gözüküyor ama bu kriz yılı, bunun seçimlerle çok büyük bir alakası yok. 2014'te de paralel olacağını, hedeflerle paralel bir bütçe açığı olacağını öngörüyoruz. Yani bunları bir toparlamak gerekirse, 2014'te ekonomik büyüme kapsamında şunu söyleyebiliriz. 2013'e paralel olacaktır bu bas senaryo verileri. Yani 3.6 bekliyoruz. Yine 3.6-3.8 aralığında 2014'te bir ekonomik büyümeyle karşılaşacağız. Yani paralel. Enflasyon yukarıda, burada bahsettiğimiz gibi TL'deki değer kaybı, gıda fiyatları artışı, bu da bir risk. Ve olası bu doğalgaz, elektrik ayarlamaları, vergi artışlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir etkisi olacaktır. Ama özel tüketimde azalma, talep kanalıyla bunu enflasyonu biraz düşürmesi bekleniyor. Ama genel olarak enflasyonda yönün yukarı olmasını bekliyoruz. Bu şu andaki Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde kalacaktır enflasyon. Cari açığa baktığımız zaman ise cari açıkta kredi artışlarına yönelik alınan önlemler ve bu kredi artışındaki azalma tüketim kanalıyla ithalatı düşürerek cari açığı aşağı çekecektir. Tasarruf artışında da bir miktar yükseliş beklediğimiz için cari açık 2014'te biraz daha iyileşecek diye düşünüyoruz. Bütçede az önce de bahsettiğim gibi yerel seçimler bir risk. Tüketim düşüşüyle de bir vergilerin azalma risk ama vergi artışları gündeme gelebilir. Bu anlamda bütçede paralel bir seyir çizebiliriz. Kur ve faiz, ekonomistler kur tahmini yapmayı hiç sevmezler. Bütün veriler çok daha kolay tahmin edilebilir ama kur çok kısa vadeli dinamiklere bağlı olduğu için bunu tahmin etmek çok zordur ama bu sene kurun yükseleceğini
söylemekte kimse çekinmiyor. Kur ve faiz 2014'te çok büyük olasılıkla yükselecektir. Konuşmayı bitirmeden önce biraz makro vergiye geçmeden makro ekonomiyle vergi öngörülerine bakmak istedim. 2012 ve 2013 yılına baktığımız zaman burada yine koyu renkler bir yıl önce yapılan tahminler, açık renkler ise gerçekleşmeleri gösteriyor. Gördüğünüz üzere gerek 2012'de gerek 2013'te tahmini gerçekleşmeler hedeflerle paralel bir seyir olacağını söylüyor. Yani bu anlamda vergi gelirlerine ilişkin bu tarafta bir sıkıntı olacağını pek öngörmüyoruz. Bu 2014 tasarısı. Burada da çok yüksek tasarıda geçtiğimiz yılki gerçekleşme tahminlerine nazaran çok büyük artışlar beklenmiyor. Burada da paralel seyredeceğini devam ediyoruz. Şimdi geçen sene bir KDV artışı gündeme gelmişti. Geçen sene de anlatmıştık bunu birazcık. Bu özellikle ithalat artışı ve ithalattan alınan vergi beklentilerindeki geniş bu gap dediğimiz şey çok yüksekti ama bunu başarmışız. Yaklaşık ithalatta %6 seviyesine yükselmemize rağmen ithalattan alınan vergilerde %22 seviyesinde bir artış bekleniyor yıllık olarak. Bu biraz kurdan da kaynaklanıyor. 2014'te ise çok paralel bir seyir var. Çok %4'lük bir ithalat beklentisine karşın ithalattan alınacak gelirlerde sadece %6'lık bir beklenti görülüyor. Bu sağ tarafta altta gördüğünüz grafikte ise özel tüketimdeki büyüme ve dahilde alınan KDV'deki değişimi görüyorsunuz. Sağ taraftaki taraf bu eksi gibi algılanmasın. Dahilde alınan KDV'deki değişimi gösteriyor. Daha düşük hızlarla artacaktır. Burada onun için 2014'te bir KDV artış gündeme gelir mi söylemek çok net değil. Ama Mehmet Şimşek'in söylediği üzere onun kendi şeyinden aldım bu cümlesini konuşmasından. Beklenenin üzerindeki harcamalar oluşması takdirde vergi artışlarına gidebileceğinden ya da borçlanmayla gidebileceğinden bahsetti ki bu borçlanmadan ziyade kurun yüksek olduğu ve faizlerin yükseldiği ortamda borçlanmadan ziyade vergi artışlarıyla olabileceğini düşünüyorum. Benim kısaca anlatmak istediklerim bunlar. Sormak istediğiniz bir soru olursa memnuniyetle cevaplarım. Teşekkür ederim.